Ama ambition'a bakacağım. Evet. Ambition'a bakacağım şimdi. Abi Tiguan'da şey olduğu gibi gördün mü? Yakacağım tavana gerek yok bu arabada ya. Gerek yok abi. İçi geniş zaten. Ha, pardon özür dilerim ben yanlış. Tiguan'ımız öyleydi ama demek ki unutmuşuz. Yapacak bir şey yok. O sunroof açtığınız zaman belli bir aralık vermesi biliyorum, gerekiyor. Biliyorum. Şimdi Özgürcüğüm. Her şey efendim canım. Abi yani olması gereken bir araba yani. Yapacak bir şey yok. Nasıl yüksekliği Tiguan mı daha? Abi sen ne diyorsun ya? Bu mu daha yüksek Tiguan mı? Daha kemikli. Kemikli. Abi yani kemikli ya böyle buralara baksana böyle şey gibi gözüküyor bildiğin. Tiguan oğlum az da bana verin lan oğlum. Tiguan nasıl biliyor musun? Yani Tiguan biraz daha böyle yere yakın gibi. Sportif mi? Bu daha böyle şey yani. Golf'ün yükseği mi ya da Passat'ın yükseği mi? Yok abi onlara gelmez bu ya. Hmm. Adam 2 metre o tarafında oturuyor görmüyor musun? Hmm. Golf'le Passat'la ne alakası? Benim Audi'yle ne alakası? Yok abi. Kanki sen bunu alınca 5 çocuk yaparsın. Yok abi. Ha? Oğlum ben ne... Sığar abi, Murat. Abi şu benzinliğin şu sesi hasta ediyor beni ya. Var mı? Şuradan devam değil mi? Ana yoldan sola döneceğiz. Tamam biliyorum. Yeri bir yolu biliyorum da dedim ki hani oradan mı buradan? Kanki çok yumuşak ya. Abi çok yumuşak. Mesela Fabia'da orta serttir ama istiyor ama bunda çok yumuşak. Çok yumuşak. Vitesi acayip güzel adamın eline oturtmuşlar. Bence. Eski tip vites gibi mi? Az kaldırsan elini Murat. Ha kardeşim. Ha. Yani çok tatlı bir vites yapmışlar ona. Ergonomik tasarım var. Buralar zaten şeyden aynı. Onlar sıkıntı yok. Plastik kalitesi nasıl? Plastik kalitesi baktığın kadarıyla yani çok şey. Bakalım şimdi bir Murat'a bakalım. Vur kırbacı Murat. Ha bu kadar olur yani. Çok da abartmaya gerek yok. 6000 devirde ediyor bak. 6000 devirde mi değişti? 6000 devirde tam tamına 150 beygiri yaklaşıyor bak oraya bak. Bunu neden böyle şey 6000'de maksimum şey aldılar HP güç az yaksın diye mi acaba? Abi muhtemelen ha buradan sonra bırakıyor kendini özel artık. Diyor ki ben gidiyorum diyor. Ha. O yani kasa taşıyamıyor kendini. Aha. İlk başta sonra bıraktığı zaman gidiyor. Ama tabii benim Audi gibi değil. Allah var ancak 120 km. Tiguan'la nasıl Murat? Tiguan daha hızlı. Daha mı hızlı? Daha. Bu ondan ağır o zaman. Yok yok 100 kilo var ama zaten. Değil mi fazla? Ama kardeşim yani oturaklılığı genişti. Nasıl? Bu şey Tiguan'ın. Oturaklılığı ne yani? Daha mı oturak Tiguan'ın? Herhalde benim ama gördüğüm Murat. İkisi benzer diyorsun ha? Abi benzer tabii. Benzer. Yani şu malzeme kalitesi belki biraz daha iyidir belki. Tiguan'ın diyorsun. Ama koltuklar çok güzel Murat. Oğlum bu bildiğin Audi koltuğu Murat. Kardeşim bu en full. He, en full. Bak, bu en bir şey değil. Biz en bir şey alacağız. Bunlar biz şey yapmıyor. Stabilize yere bile çıkalım. Ben bu yeter bana size. Stabilize nerede? Stabilize yere de çıkalım. Yani sağdan yukarı görünen rampadan yukarı doğru çıkalım. Tamam. Burada mı? Şuradan girelim. Buradan ne biçim bir yoldur la burası? Öyle şuur mu olur nasıl? Sağdan araba geliyor. Geliyor mu? Şuraya kadar çıkmışsın. Şuraya kadar çıktı. Beyaz arabanın peşinden çıkabilir. Tamam, arabalar. Sonrası serbest kardeşim. Herhalde sana çarpmazlar abi. Şimdi abi bana hani çukurlu yolda ben bunu çukurlu da çok da değil. Tamam özür. İyidir. Ki bu arabanın altında 18 mi 19 mi jant var Allah bilir. Altında kadar 19. 19 jant. 19 jant daha iyi gösteriyor. Bakalım nasıl şey edecek. Sakin şampiyon. 19 inç daha da gösterir yani şeyi. Dolayısıyla... Abi müziğin sesini kıs da sesi dinle. Yok ses yok ki dinleyecek zaten özgür. Bakıyorum da yani... Motor takozu sesi yok mu? Heyecanlanıyor da arada sırada. Ayarlayamıyor mu? Terlikten dolayı. Yok yok ben terlikten dolayı. Senin terlikten mi? Yani olması gereken bir şey yazıyor yani. Yani şimdi Özgür bakıyorsun da yani... İçeri ses alma yok gördüğün gibi. Yok ses alma yok. Bence gayet iyi. Yanıtı mükemmel. Bu kadar olur. Zaten benzinli motor ama. Ama 19 biraz şey diyor arabayı. Sarsıyor. Tabii 19 sarsıyor. Sarsıyor. Benim Tiguan 18'de. 18 en ideal. 18 en ideal diyorsun. En ideal. Ambition'da kaç şey can? 17. 17 can. Hı-hı. 17. O daha yumuşaktır o zaman. 17 daha iyi. Ya, 17 yani yanak daha fazla olduğu için daha da. Yani, o da arabayı fazla kastırmaz şey, yani. Başını şişiriyorsun. Yok sıkıntı yok abi. Ne demek? Yani olması gerektiği gibi özgür.
Araba tadında diyorsun burada. Ha? Bak şu, ama işte şu sesi duymayacaktım yani. Ne sesi? Ne ses geliyor, görüyor musun? Tamam. Ne sesi? Lok. 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 Gördün mü? Lok diye bir ses geliyor. Lok. Ne sesi bu? Murat, o nerede geliyor? Böyle arabayı gazdan ayağını çekersen, heh, ve bir boşluğa girersen, heh, bir şeye, çukura, aha, girdiğin anda lok diye bir ses geliyor. Lok diye bir ses geliyor. Yani kavramadan ayrılıyor. Diyor ki ben kavramadan ayrılıyorum ama sen de gazı bırakıyorsun, hepten boştayım diyor. Heh. Boşa düşüyorum. Biri yardım etsin bana demiş gibi, anlatamadım tabiri caizse. Anladım. Orada afallıyor diyorsun tabii yani. Kuru çalışma prensibi olduğu için. 100 kişi adamız. Bayağı da şey yani. Bayağı atik Murat. Bayır yani, yukarı. Bayağı da iyi. Yani. Çok atik. Anladım. Çok güzel ayarlıyor bak testleri. Bak şimdi. Bak mı? Yok burada yapmadım. Yok orada yapmadım. Tamam, buradan deneyebiliriz işte. Sıkıntı yok. Yukarıdan dönelim abi. Biraz daha izleyelim. Hiç problem değil. Yani abi dese girer öne gir. Genel problem yani, dese girer. Genel problem değil ama çok sportif araba. Murat, DSG o kadar sportiflik katıyor. DSG'nin işte artısı o. Artısı o, eksisi zaten bu. Zaten mesela yani benim Wolfsburg'a atmış olduğum mailde adamlar bunu kabul ediyor. Diyor ki bizim böyle bir sıkıntımız var, evet, ama bizim aracınıza 2 yıl garanti verirsek şanzımanımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Burada sizi mağdur etmiyoruz diyor ama. İyi, tamam. Ne problem var? Başka problem yok. Yani, sıkıntı yok yani. Audi aslında bunu çözdü dedi ki, buradan mı dedi? Buradan dönebiliriz abi. Audi aslında bunu çözdü dedi. Nasıl çözdü Audi? Dedi ki multitronic yapıyorum. Ve multitronic yaptı. Ne fark var? Onda kuru değil çalışma prensibi. Kuru değil. Ha, kuru değil. Islak mı burası? Islak mı? Yağlı. Islak ha. Nemli. Nemli. Nemli daha iyi. Allah. Kadem abi burada mı dedi bu? Kadem abi Cuma'ya gitmişti, gelmiştir bir resim abi. Abi gülü iyiydi ya. Yani zaten bunu da almasam daha araba almayacağım ondan dolayı. Nasıl, beklediğini karşıladın mı Murat? Ya abi şimdi Özgür şöyle diyeyim sana. Beklediğimi karşıladı mı? Şimdi nasıl anlatayım? Şimdi karşılıyor ama birçok araba zaten birbirine benziyor. Sesi, sesi beni rahatsız ediyor. He, anladın mı? Ama olacak burada. Ama takos sesi yok. Yok, motor takos sesi yok. Takos sesi yok Tiguan'daki gibi. Tiguan'da olduğu gibi motor takos sesi yok bu araba. Ama senin DSG'den başka bir 2100 km sattım. Sıfır. Efendim Özgür? Sen de ama sonuç olarak DSG'den başka vites kullanmazsın. Ya şimdi kalkıp da ben CVT şanzıman alamam yani. Ya CVT ölüm abi. Ya hoş değil yani. Bunu da aldım, buna bindikten sonra veya Audi'ye bindikten sonra CVT şanzıman adama eziyet gelir. Yani bu gerekli hazı veriyor sana. Hoş bir haz veriyor yani. İyi kardeşim, biraz da denizi gösterelim ha. Güzel bir manzara. Manzaraya Ayret, baksana ya. İşin enteresan tarafı, burayı niye müteahhitler keşfetmemiş ya? Keşfetmişler. Kadem abi keşfette karşı. Evet. Öyle mi? Şu hangisi, sağdaki mi, beyazlar mı? Beyazlar ne? Orası komple onda. Öyle mi? Kadem abi yapma. Kadem abi, adam ticaret için dünyaya gelmiş bir adam. İyi tamam, ben kapatıyorum.